Parantezden bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Adana'yı ve ülkeyi konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda yeni bir gazetenin sahibi Sayın Tanır Emre Özelgeçici var. Çukurova Metropol Gazetesi imtiyaz sahibi. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Murat Bey. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok beğendik. Özellikle ismini çok beğendik biz. Öncelikle Çukurova Metropol nereden çıktı, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldi anlatır mısınız? Tabii, Çukurova Metropol nasıl oluştu? Biliyorsunuz biz Çukurova Pres Gazetesi'nde sevgili Engin Kamber'le beraber ortak bir yayın hayatına başladık. Sizlerle de orada beraber çalışma imkanı bulmuştuk ilk zamanlarda. Şimdi orada biz tabii orada bir ikinci gazete, Son Nokta gazetesini aldık, şirket bünyemize kattık. Neden kattık? Adana'da bir spor gazetesi yapmak hedefimizdi sevgili Engin Kamber'le beraber. Fakat maalesef buna basın ilan kurumu bazı nedenler dolayı işte, biz destek veremiyoruz, resmi ilan hakkınız olmaz dedi, siyasete çıkmanız lazım diyerek bir ikinci gazete olarak biz devam ettik. Daha sonrasında biz tabii Engin Kamber'le bir ayrılma kararı, iki tane çünkü iki gazete olduğu zaman biraz da Son Nokta orada ikinci gazete durumunda kaldı. Bu doğrultuda ikinci bir gazeteyi değişik bir şeyde Engin Bey'le ayrılma kararı alarak Metropol diye ismini yazdı. Nasıl geldi Metropol? Biz Metropol gazetesi, yani bir gazetenin yanında bir şehir aktüelite, bir trend dergisi de çıkarmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. 12. aya doğru bunu planlarımız içinde yetiştiremezsek 2015'in ilk ayında 2 ayda bir çıkacak olan bir dergimiz çıkacak. Hem gazeteye hem dergiye uyacak bir isim olarak yönetim kurulunda oturduğumuzda Metropol, Çukurova Metropol'ün güzel bir ismi olacağını düşündük. Hoş da oldu, güzel de oldu. Yeni arkadaşlar bünyemize kattık. Biz ampajımızı değiştirdik, kadromuzu değiştirdik. Olumlu tepkiler alıyoruz. Yayın politikamız asla kimseyle savaşmayacağız. Tabiri caizse sevişeceğiz. Güzel bir yayın politikasıyla ilerleyeceğiz. Bakalım inşallah. Artık kamuoyunun takdiri. Evet, tabii her yeni başlangıç tabii ki insanları heyecanlandırıyor. Bizi de heyecanlandırdı Adana bir gazeteci olarak. Mutlu olduk. Peki nasıl bir gazete olacak? Biraz ipucu verir misiniz? Tabii özetlediniz, savaşmayacağız kimseyle dediniz ama nasıl bakacaksınız dünyaya, Türkiye'ye, Adana'ya? Yani dünyaya, Türkiye'ye, Adana'ya nasıl bakacağız? Adana'nın eksik noktalarını, yani herkesin gözlemlediği konulardan çok daha değişik konulara bakacağız. Adana'nın daha, tabii herkesin bildiği konuları var. Yani Adana'nın herkes işte konuşurken belli bir trafik konusunu konuşuyor, işte siyasileri konuşuyor. Biz bunların yanında herkese eşit mesafede olarak halkın sesini de burada biz getireceğiz. Ki bunu biz birkaç ilk sayılarımızda yazdık, halkın sıkıntılarını köşemizde, sevgili Özcan Aladağ'ın köşesinde. Burada zaten teşekkür ediyoruz buranın kendilerine. Mesela Büyükşehir'le birkaç şey yazdığımızı sevgili Can Beslen orada basın danışmanı bize gerekli açıklamaları yaparak ve yardımcı olarak yardımcılar da oldu. Böyle tepkimeler gelince yani bu böyle olacak. Evet. Tabii yani bir de siyasete kalmayacağız. Kültür sanata gireceğiz, spora gireceğiz. Ya halk kucaklayan bir gazete olacak. Tabii tabii aynı öyle. Peki ben bir şey daha dikkatimi çekti. Yani aslında çok hoşuma gittiği için bunu sormak istiyorum. Slogan Adana'nın tarafsız gazetesi. Evet. Ne mesaj veriyorsunuz bununla? Şimdi buradaki mesajımız bu. Biz taraf tutmayacağız. Bu bizim daha önceki gazetemizlere böyleydi. Biz kesinlikle bir tarafın tarafı olmayacağız. Herkese eşit mesafede kim bize gelirse biz o haberi yazacağız, biz gideceğiz, her yerde o haberi yakalayacağız, kimseden çekinmeyeceğiz, kimseden korkmayacağız. Bunun yanında da çok daha güzel haberler. Yani dediğim gibi sadece bu gazete, tamam siyasi bir gazeteyiz ama sadece siyasette biz kalmayacağız. Biz müzikte de olacağız ki bunu ilerleyen birazdan konuşuruz. Evet. Adana'nın sonunda işte bir tango festivali vardı biliyorsun geçen Adana Tango Festivali. İşte tango festivalinde de mesela çok destek verdik. Ondan önce yine Gatto Gabriel bir sanatçıya sponsor olmuştuk. Evet. Çok önemli bir sanatçı. Eurovision'da falan birincilikleri dereceye girmiş bir sanatçı. Biz Adana'ya getiren bir gruba yine sponsor olmuştuk. Basın camiası, gazete olarak. Yani böyle bunlara devam edeceğiz. Kültür sanata da desteklemek lazım. Bunlara da Adana'nın çünkü tanıtıma ihtiyacı var. Adana'nın ben size bir şey anlatayım. Ben Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken, 98-97 senelerinde öğrenciyken
Bana arkadaşlarım şunu derdi. İşte Kayseri'li, Antepli, Mersinli. Ya Tanır, hafta sonu bir sizde kalalım. Bize bir Adana'yı gezdir. Biz bir Adana'yı gezelim. Sene 98. Sene 2014. Ben şimdi bu yeni jenerasyona bakıyorum. Öğrencilere. İnsanlar maalesef ki Adanalı gençlerimiz diyor. Antepli arkadaşında Mersinli'ye, Kayseri'liye. Ben bu hafta sonu sizde kalayım. Beni bir gezdir. Niye? Yani çok şey. Şimdi nedir bir öğrencinin yani orada şey yapması? Bir hayvanat bahçesi. Adana'mızda hayvanat bahçesi yok. Ama işte Antep'te var. Antep'e gidiyor. 2 sene, 3 sene öncesine kadar bowling salonumuz yoktu bizim Adana'da. Yani ben dahi biz Mersin'e giderdik bowling oynamaya. Yani bu 98'den 2014'e kadar geldiğimiz şeye baktığımız zaman sürece Adana her sene biraz daha geriye gitmiş. Biraz daha açayım. Eskişehir'e ben gidiyorum sık sık. Hanımım Eskişehirli olduğu için aynı tarafı. Eskişehir'e gittiğimde, ya bir Eskişehir'de en son gittiğimde geçen sene yapılan projede gördüm. Orada da sevgili başkanı tekrar takdir etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Pardon, takdir etmek değil. Bir akvaryum yapmış. Devasa bir akvaryum. Yani bu akvaryum Adana'da yapılamaz mı? Veya adam orada tekrar bir hayvanat bahçesi yapmış ki çok güzel. Devasa bir hayvanat bahçesi yapılmış. Bunları yapmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Adana'ya bunların yapılması lazım. Birazdan konuşalım bunları. Ayrıntılı ben sormak istiyorum. Çünkü sizin fikirleriniz belki de insanlara biraz ışık verir ve yeni şeyler oluşur. Ben biraz gazeteden devam etmek istiyorum tekrar. Şimdi Özcan Aladağ gibi bizim büyüğümüz, gazeteci abimiz var. Adana'da çok önemli bir yerde kendisi. O da kadronumuzda ve en önemli dama taşlarından birisi. Genç yeteneklerden Başak Ordu var. Orada Yalçın abimiz var, Yalçın Özcan abimiz var. Tabii orada ismini sayamadığım genç yetenekler de var. Onu da almışsınız, gazetede yazmışsınız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Tecrübeyle gençliği buluşturmuşsunuz. Biraz kadrodan da bahseder misiniz? Tabii, mutlaka bahsedeyim. Evet, şimdi Yalçın Özcan zaten biliyorsunuz. Adana'da artık duayen olmuş bir isim. Artık o bizim bir CEO'muz. Biz de beraber çalışıyoruz. Özcan Aladağ genel yönetmenimiz olarak aldık. Kendisi başladı. İyi ki de böyle bir tercih yapmışız. Gerçekten saygı duyduğum bir gazeteci. Bir gazete patronu olarak ben kendisiyle çalışmaktan çok memnunum. Mutfağımız çok iyi oldu. Bence bu işin mutfağı grafik tasarımdır. Grafik tasarımda çok iyiyiz şu an. 2 tane genç arkadaşımızı aldık. Yusuf Barışık ve Ekrem Çoban. Başak Or dediğiniz gibi kendisine ben çok güveniyorum. İleride çok iyi bir gazeteci olduğundan şüphem yok. Bunun yanında İletişim Fakültesinden 4 tane genç arkadaşımızı aldık stajyer olarak. Bunlar başladı. Biz bunu daha önce de yaptık. 2-3 tane genç arkadaşımızı daha önce gazete yayın hayatımızda basın camiasına kazandırmıştık. 3 genç arkadaşımızı ki bunlardan bir tanesi de Başak Ordu'dur. Evet. Yani bu 4 yeni aldığımız 4 arkadaşımızın da ben 20 ay içinde, 18 ay içinde veya 2 sene içinde çok iyi noktalara geleceğini, bize çok faydalı olacağını, Adana basında çok faydalı olacağından şüphem yok. Evet. Kadromuz şimdilik böyle. Çok farklı yani tecrübeyle gençleri buluşturmak da ayrı bir şey. Tecrübeyle yani gençlere tecrübesini aktaracak. Bunu bir risk olarak alabilir miyiz? Ben bunu almıyorum çünkü benim de yaşım genç. Ben de bu yaşa hani genç yaşta girdim bu camiye. Bundan önce ticaret hayatıma ben gazete patronluğu haricinde matbaa malzemeleri ticaretle uğraşıyorum. Ticarete ben girdiğimde yaşım 24'tü ama çok hızlı kat ettik. Yani yöneticiliğin verdiği bir şey de gazete patronluğu, biz yöneticilik yapıyoruz. Yoksa biz basında falan gazetecilik falan yaptığımız yok. Burada profesyonel insanlar emanet edip biz sadece burada yönetim bazında ben olaylara daha çok katkıda bulunuyorum ama olayı bağlamak isterim şu. Ben de mesela basın camiasına girdiğimde Engin Bey daha tecrübeliydi. Biz orada dengeyi öyle kurduk. Engin Bey'in tecrübesi bizim gençliğimiz. Burada da ben bunu yapmak istiyorum. Genç bir ekip kurup gençlerin önünü açmak, gençlerle gitmek. Biz bu işi başaracaksak ki başaracağız, biz bu işi gençlerle başaracağız. Zaten tecrübemiz var. Yalçın Öcal var, Özcan Aladağ var. Bir de biz burada Başak Ordu gibi, işte o 4 tane stajyer gibi, işte böyle insanlar çıkardığımız zaman, yani çok pırıl pırıl gençler ve büyük bir aşkla çalışıyorlar. Habire bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey ben söylediğim zaman burun kıvırıklarını daha görmedim. Hep şey, yani daha fazla ne alabiliriz? Daha fazla ne kapabiliriz? Bunların peşinden koşuyorlar. Ki ben, tabii herkesin kendi takdiri ama diğer gazetelerin de
gençlere önem verip işte iletişim fakülte yani fakülteyimiz var yüksek okulunda. Oradan da öğrenci alıp üniversite fakülte var. Buradan öğrencileri alıp işte evet. Riski her gazetede olsun iki şey. Bu cesaret işidir. Tebrik etmek lazım sizleri de. Tabii biraz da Adana medyasını konuştuktan sonra Adana'yı konuşacağız. Adana medyasına nasıl bakıyorsunuz? Sizin pencerenizden Adana medyası nasıl görünüyor? Yani Adana medyası tabii nasıl konuşalım Adana medyasını? Yani biraz karışık mı? Karışık biraz. Tabii biraz gazete sayısı bence fazla. Hani bir birleşmeye gidilebilir mi? Bunu çevre iller yaptı. Birleşmeye gidilebilir mi? Hani tamam belki belli başlı Adana'da gazete patronları bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Birbirimizden fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ama şimdi baktığınız zaman Mersin'de bir birleşme olmuş. Basın İlan Kurumu'na bağlı gazeteler tarafından. Antep'te bir birleşme olmuş. Hatay'da birleşme olmuş. Yani çevre illerden sürekli bir birleşme olmuş. Adana'ya baktığımız zaman çok ciddi bir rakam. Gerçi Basın İlan Kurumu da bunu sürekli şey yapıyor ama. Ya burada sanırım biraz da 18 tane var şu an değil 18 mi? 18 var. Burada biraz da Basın İlan Kurumu'nun elini altına atması lazım. Yani ben 21 aydır bu camianın içindeyim. 21 aydır daha Basın İlan Kurumu bize bir gazete patronlarını toplayıp da bilmiyorum ama bence bu Basın İlan Kurumu yapması gereken bir şey ama mevzuatta bilmiyorum onların görevi mi. Toparlayıp konuşması lazım. Çünkü Mersin'de bu böyle oldu. Antep'te böyle oldu. Hatay'da böyle oldu. Kayseri'de yine keza böyle oldu. Yani biraz daha düşürülmesi taraftarıyım. Gazete Adana medyasında gazete patronluğu da zor bir iş. Kolay bir iş değil. Yani bir haber çıkıyor. İyi yazsan bir türlü diyorlar ki ya bak bunu övmüşsünüz. Bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Bir şey çıkarıyorlar. Bir haber, bir işin gazetecilik haber yapıyorsun. Vay bundan kaç lira para aldınız? Yani bunlar da çok yani onun için zor işler. Yani yapmayalım mı? Gazetecilik yapmasınlar mı? Veya muhabirler, editörler, genel yayın yönetmenleri, yazmalıktan, çizmelikten falan. Onun için çok zor. Tabii zor. Yani medyanın içinde bulunmak çok zor bir şey. Bu, yani siz bu sadece gazete değil. Televizyonu da kaplıyorum medyanın içinde. Evet. Radyo kuruluşlarını da kaplıyorum. Zor bir iş ama yani dedim ki şu an için gazete patronları da zaten öyle sıkıntılı insan yok. Herkes pırıl pırıl ama çok zor şartlar altında. Bizler bu gazeteleri çıkarmak istiyoruz. Çalışanlarımızı mutlu etmek istiyor bütün gazete patronları ama bu da her zaman mümkün olmuyor. Yani gerçi herkesin mutlu olacağı maddi anlamda konuşuyorum. Rakam farklıdır ama patron olarak sen bunları ne kadar gününde de ödesen belli bir rakamın üstüne çıkamıyorsun. Çünkü bunlar gelir gider dengesidir. Bu dengeleri aşamadığın, yani bu dengeleri bozmamak için de mutlu edemediğin zaman insanlar bizler de üzülürüz. Çünkü biz de biliyoruz Türkiye'nin şartlarını, insanların geçinebileceği şartları. Burada tabii biraz gazete patronları sıkıntı yaşıyor. Medyada sıkıntı yaşıyor bu sefer burada çalışanlar olarak. Yani Adana medyasında da başka şu an için evet. Söyleyecek bir şey yok. Umarım toparlanır. Dediğiniz gibi evet. Basın İlan Kurumu belli bir çerçevede, sınırlar çerçevesinde bir düzenleme yapar. Evet, ya da katkı verir, öncülük eder. Adana medyası da güçlenir. Tabii Adana medyasını konuştuk. Daha da konuşacak çok şey var ama Adana'yı biraz konuşmak istiyorum. Yani sizin de Metropol Gazetesi'nin, sizin Adana'ya bakış açınızı çok merak ediyorum. Bir Adana'ya şöyle baktığınızda ne görüyorsunuz Adana'da? Bir fotoğraf çeker misiniz bana? Adana'da ne görüyorum? Yani karmaşık bir şehir. Şimdi demin bir şey daha, yani böyle bir şeylerle bağlıyorum ki çünkü zaten buraya her gelen konuk anlattı işte trafikte, metroydu falan. Değişik böyle nüanslar vererek anlatıyorum. Nasıl demin anlattıysam üniversitedeki o hikayeyi. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi ben ticaretle uğraşıyorum. Pazarlama müdürleri İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, değişik illerden pazarlama müdürleri geliyor. Tabii